Sonra bir fotoğraf gösterdi bana. Ah. Fotoğrafta Selen'le bir adam el ele tutuşmuşlar. Doğan'ın evine giriyorlardı. Sonra bir fotoğraf daha gösterdi Ahu Hanım. Ve o fotoğrafta anladım ki o kişi Sedat'tı. Başımdan kaynar sular döküldü. Emzirdiğiniz. Aynen öyle. Ben ona sütümü verdim. Haram ediyorum sütümü. Emeklerimi haram ediyorum ben ona. Ben ona sütümü verdim. Aynı beşikte yattılar. Aynı ilkokula gittiler. İnanın kendi öz çocuğumdan ayırt etmedim ben onu. Böyle bir hainliği nasıl yapar? Nasıl yapar Ahu Hanım söyleyin. Bu affedilir bir şey değil. Cancığım sen ne zaman öğrendin, nasıl öğrendin? Babaannenden mi öğrendin? Hayır. Ben okuldaydım. Babam beni aradı. Çıkışta dedi yanıma gel dedi. Hı. Ben gittim hastaneye. Babam bana yeminler ettirdi. Ömrünün boyuna kadar yemin et dedi ya. Yemin ettim. Ne için? Bu zarf için, bu zarf için, bu zarf için. Bu zarfı dedi 18 yaşına girdiğin zaman dedi açacaksın dedi. Ve ben 18 yaşıma girdiğim gün hemen açtım. Ne var içinde sorabilir miyim? Tabii önce bunu okuyacak insan o Sedat. Cancığım ne var o zarfın içinde? Bir mektup var. Bir de babaanneme yapılmış bir tane çek var. Bir mektup var. Evet. Ve bu mektubu ilk Sedat Bey'in okumasını istiyorsun. Evet. O yüzden seni zorlamayacağım. Bana şeyi anlatır mısın? Baban bu mektubu sana nasıl verdi? Ne dedi? Seninle ne konuştu o gün? Beni aradı. Oğlum dedi. Çıkışta yanıma gel. Tamam dedim. Normalde ben çıkışta ya eve giderim ya da annem arar. Babaannene geç orada buluşuruz derdi. Bu sefer babam aradı. Hastaneye gel dedi. Ben de hastaneye gittim. Gittim ama hani beklemiyordum babamdan böyle bir konuşma. Gittiğim gün anlattıktan sonra bana kaynar sular indi. Ne anlattı sana? Babam bana bu zarfı verdi ve ben ileride ölürsem babaannenin yanına yerleş. Bunu da annene sakın söyleme dedi. Yeminler ettim bunun içinde. Bunu sana verdiğimi söyleme annene dedi. Evet. Ve benden sonra babaannenin yanına yerleş. Evet. Bravo yani Can, baban vefat ettiğinde kaç yaşındaydın? 16. 16. 16, 17. 16, 17. Evet. Sen onu 18 yaşına kadar hayatında tuttun ve açmadın. Evet. Çünkü babanın vasiyeti böyleydi. Nasıl geçti o zaman senin için? Çünkü insanın her gün eli gider, aklı gider o zarfa. Haklısınız, aynen öyle. Kabus. Kabus dolu günlerdi yani benim için. Sürekli rüyalarım. Değişik bir şeydi benim için. Peki okumayacağım tamam. Onu ilk Sedat Bey'e okutacağım. Söz veriyorum ama. O zarfı açtığında mı bu trajediyi öğrendin sen? Evet. Her şey, tarih, nerede yaşanmış, nerede bitmiş, her şey yazılı bunda. Ne yaptın canım? Sustum. Sustun. Sadece sustum. Can'cığım sen ne kadar zamandır annenle görüşmüyorsun? 3 yıldır. 3 yıl. Peki annenle bir yüzleşme yaşandı mı aranda? Sadece telefonla konuşuyorduk. Sık sık konuşuyorduk. Geleceğinden bahsediyordu bana. Hı. Sonra sen bu zarfı açtın. Öğrendin gerçekleri. Sonra annene sormadın mı? Direkt engelledim. Ben bunu 18 yaşıma girdiğim gün açtım, okudum. Direkt engelledim. Bir daha da aramadım. Ben birkaç kere Selen'e telefon açtım. Hani bildiklerimi bilsin istedim. Yüzleşmek istedim. Yüzleşmek istedim ama telefonlarıma çıkmadı. Aynı şekilde Sedat'ı da aradım. O da açmadı. Böylelikle ben de içime gömdüm olanları. Şimdi ben neye çok üzülüyorum ve sinirleniyorum? Şimdi böyle bir şey yaşamışlar.
Bunun adına da sevgi demişler, aşk demişler. Yok, hayır. Bence de hayır, olamaz. Bence de değil. Peki yani çocuğundan niye vazgeçiyorsun? Aynen öyle. Çocuğunu bir niye aramıyorsun? Şimdi diyelim sen onu engelledin. Sana her bir türlü ulaşabilir. Bir kere bile aramadı. Beni de aramadı. İnsan kaç Allah yaşında Hanım, olursa olsun evlat evlattır. Aynen öyle. 3 yaşında da olsa, 1 yaşında da olsa, 18 yaşında da hiç olsa. Hiç aramadı. Mesela evladını hiç görmeden aramadı. Yapabilir mi? Canımı hiç aramadı. Beni de hiç aramadı. Sedat Bey sizin gerçekleri bildiğinizi düşünmüyor. Onlar diyor bir şey bilemezler, biliyor olamazlar. Nereden bilecekler diyor. Biz biliyoruz ama her şeyi biliyoruz. Peki ben... çok zor sizin için, anlamaya çalışıyorum fakat sormak zorundayım. Sedat Bey'le görüşmek istiyor musunuz? Evet. Görüşmek istiyoruz, evet. Ona söyleyeceklerimiz var. Ona söyleyeceklerimiz var bizim. Peki. Ben bu zarfı alabilir miyim kendisine okutmak için? Tabii. Peki, açmayacağım. Ağlamam. Sen nasıl babana verdiğin sözü zarfın tutmuşsun, içinden de ben bir de sana çek verdiğim çıktı. Sözü tutacağım. Bir çek çıktı Ağa Hanım. Benim oğlum, inanın Doğan'ım, ölürken bile yavrusunu düşünmüş. Ona bir çek hazırlamış. Canın bir geleceği milyon lira değerinde bir çek hazırlamış. Onun bile geleceğini düşünmüş Ahu Hanım. Düşünebiliyor musunuz? Babaannem çek dedi de o hisse senedi. 1 milyon daha fazla. Senin için koy. Bu, tabii bunun içinde değildir. Almışsındır onu sen. Karşılığında almışsındır diye düşünüyorum. Tabii. Çok iyi bir babam varmış. Evet. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Amin. Yattığı amin. Yer ve cennet olsun. Hiçbir anneye mekan, evlat acısı olsun. Göstermesin aman. Ah Gül Hanım, amin. Allah hiçbir anneye babaya evladının acısını göstermesin. Derler ya ölümün bile sıralısı diye. Evet. Hı. Evet. Ben inanın biliyor musunuz hiç yanına da gitmek istemiyorum ama. Ne yapacaksınız? Oh, hain. Gitmek zorundayım. Sedat Bey'in yanına gideceğim. Şöyle yapalım. Biraz bir sakinleşin. Sizi aracımıza alalım biz. Olur mu? Size de bir video bırakmış. Bir mesajı var Sedat Bey'in. Eğer dilerseniz, isterseniz onu da izleyin. Dilemezseniz, istemezseniz izlemeyin. Biraz sakinleşin. Lütfen öyleyse yanıma gelin. Sen sakin ol. Sen sakin ol. Sizi aracımıza alayım. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ölüm döşeğinde bir baba hayatını darmaduman eden gerçekleri öğreniyor. Fakat aynı zamanda o kadar asil ki bu dünyadan göçüp gitmeden aslında kimseyle de yüzleşmiyor. Hayatında en değer verdiği varlık evladı. Evladına bir mektup bırakıyor. Hem içinde anladığım kadarıyla hisleri var, hem içinde tüm gerçekler var. Hem de aynı zarfın içinde evladının ömrünü kolaylaştıracak, hayatını kolaylaştıracak. Bunu garantiye alacak başka bir kağıt var. Paraya dönen bir kağıt. Hayat bazen hepimiz için çok karmaşık, çok acı dolu. En çok şuna üzülüyorum. Doğan Bey aramızda değil, Doğan Bey hakkın rahmetine kavuşmuş. Onunla konuşamıyoruz. Onunla acısını paylaşamıyoruz. Biliyor musunuz ben şu an Sedat Bey'in vicdanının rahatlamasını falan istemiyorum. Ben can rahatlasın istiyorum. Can ne söylemek istiyorsa Sedat Bey'e söylesin, o rahatlasın istiyorum. Çünkü rahatlaması gereken o 20 yaşındaki delikanlı. Gelin birlikte Sedat Bey'in yanına gidelim. Gelin birlikte şu zarfı bir açtıralım, ona bakalım içinde ne yazıyormuş.